Şimdiye kadar çok ciddi videolar yaptık. Şimdi de Amerika'nın Soğuk Savaş döneminde Kore'ye, Küba'ya ve Vietnam'a yaptığı müdahalelere bakacağız. Aralarındaki benzerliklere bakmanın eğlenceli olacağını düşündüm açıkçası. Ama tekrar söylüyorum, bu tarih videolarında, bu video ve diğer videolarda söylediğim hiçbir şeyi lütfen mutlak hakikat olarak kabul etmeyin. Hakikatleri ancak o olayları yaşamış kişiler anlatabilir. Hatta onların anlatıları da aslında sübjektif bir bakış açısı yani öznel bir bakış açısı taşıyacaktır. Tarih kitaplarındaki bilgileri benim ya da bir başkasının anlattığı hiçbir şeyi tamamen hakikat olarak düşünmeyin. Üzerinde mutlaka kafa yorun. Eğer size de mantıklı geliyorsa mantıklıdır. Eğer gelmiyorsa sizin için daha mantıklı gelen başka bir açıklamayı arayın mutlaka. Şimdi konumuza gelelim. Amerika müdahale etmeden ve komünist bir rejime geçmeden önce bu üç ülkede birilerinin buyruğu altına girmişti. Kore, Japonların buyruğu altındaydı. Kore'de Japon kolonileri bulunuyordu. Küba, Batista hükümetinin buyruğu altındaydı. Bu hükümet tam anlamıyla diktatörlük yapıyordu. Özellikle de Amerikan düzeninden ilham aldığı açıkça görülüyordu. Vietnam ise bir Fransız sömürgesiydi. Bu üç ülkede de iktidarlar çok sevilmiyordu ve insanlar onları özgürleştirecek iktidarlar arıyordu. Sömürge devletiyseniz ya da bozuk bir düzenin içindeyseniz ülkede mutlaka çok zengin insanlar vardır. Bunların bazıları gerçekten başarılı olarak zengin olsalar da bazıları paralarını yasa dışı yollarla elde ederler. Mesela bazı insanlar bozulan hükümetlerle ya da sömürgeci devletlerle işbirliği yaparak zengin olurlar. Bu üç ülkede de mutlaka hem yasal yollarla hem de yasa dışı yollarla zengin olan insanlar görmek mümkündür. Hükümetlerin kirli işlerini yaparak para kazanan ve zengin olan pek çok insan vardır. Mesela Vietnam'da Fransız sömürgecilerle iyi geçinen yatırımcılar çok daha iyi fırsatlar elde ettiler. Ama bazı insanlar da gerçekten işlerinde iyi olarak zengin oldular. Şimdi size çok yaygın olarak kabul gören bir görüşten bahsedeceğim. Bu üç ülkede de bağımsızlık mücadeleleri başladığında yasa dışı yollarla zengin olan kişilerin, mesela hükümetlerle işbirliği yapanların yani vatan hainlerinin servetleri sorgulanmaya başlanır. Tabii ki ülkedeki herkes değil ama pek çok insan bu servetlerden rahatsızlık duyar. İnsanlar milli servetin toplum içinde yeniden ve daha adil bir şekilde paylaştırılmasını ister. Niye bu adamın servetini alıp halka adil bir şekilde dağıtmıyoruz? Ve niye şu adamın servetini alıp buradaki halka yeniden dağıtmıyoruz? Ya da niye şu adamın servetini alıp halka daha adil bir şekilde dağıtmıyoruz diye sorarlar. Siyasette bu ihtiyaca cevap veren, yani bozulan hükümetlerin ya da sömürgeciliğin ortaya çıkardığı adaletsizliğe karşı çıkan bir sistem mevcuttur. İşte komünizm bu servetlerin daha adil bir şekilde halka dağıtılması ya da bütün servetlerin tamamıyla devletin himayesine geçmesi için aranılan sistem olmuştur. Özellikle çok sayıda fakir insan bulunan toplumlarda komünizm çok kolay benimsenen bir düşüncedir. Bu milliyetçi komünist düşünceleri halka yayan önemli kişiler ortaya çıkmıştır. Örneğin Küba'da Fidel Castro, Vietnam'da Ho Chi Minh ortaya çıktı. Kore'de işler biraz daha farklıydı. Orada da komünist milliyetçi bir özgürlük hareketi vardı. Ama Kim Il Sun tam olarak bu hareketin lideri değildi. Sovyetler kimsenin böyle bir hareketin lideri olmasını istemedi. Ortaya çıkan tüm liderleri reddettiler. Kendileriyle daha uyumlu olan Kim Il Sun'u başa geçirdiler. Sonuçta o da bir komünistti. Bütün bu insanlar halka daha adil bir düzen sunmayı ve eski bozuk düzeni yok etmeyi vaat ettiler. Sadece çok zengin kesimin servetini halka dağıtmakla kalmadılar. Herkesin servetini yeniden paylaştırmayı seçtiler. Bunu yapmalarının sebebi gerçekten böyle olması gerektiğine inanmaları olabilir. Ama kendilerine destek vermeyenlere inat olarak da böyle yapmış olabilirler. Yani insanlar onların böyle yapmayacaklarını düşündükleri için inat olarak böyle yapmış da olabilirler. Bu insanlar komünizmi ortaya sürerek gücü ellerinde tuttular. Önemli olan nokta budur. Sadece marksist olmak yerine marksist leninist oldular. Marksist leninist partinin sürekli devam eden devrimlerini bahane ederek seçime gitmekten de kurtulmuş oldular. Ve hep iktidarda kalabilmek için kendilerine sağlam bir zemin hazırladılar. Soğuk Savaş sırasında Amerika komünizmi bir tehdit unsuru olarak gördü. Çünkü uygulanan bütün komünist sistemlerde özgürlükler kısıtlanmıştı. Demokrasiden uzak otoriter yönetimler kurulmuştu. Tabii bütün komünist rejimler böyle olmak zorunda değil. Ve tabi Amerika'da zengin kişiler de bu düzeni kendileri için bir tehdit olarak görüyorlardı. Bu gerçekten de bahsetmek gerek. Çünkü komünizm Amerika'ya sıçrarsa eğer kendi servetleri de dağılabilirdi. Yani bu kişilerin bu zengin Amerikalıların servetleri de tehlikeye girerdi düşünce ve mülkiyet özgürlüğü kısıtlandığından mıdır? Yoksa kendi mal varlıklarını kaybedecekleri korkusuyla mıdır bilinmez. Ne zaman dünyanın bir yerinde herhangi bir ülke komünist bir düzene geçerse, Amerika, madem bu adamlar komünizmi yayıyor, biz de onlara karşı olanları destekleriz, dedi. Amerika, Güney Kore'de çok daha iyi bir adam olmayan Sigmund Rhee'yi destekledi. Güney Vietnam'da da yine çok daha iyi biri olmayan Diem'i destekledi. Küba'da ise iktidardayken Batista'yı desteklemişti. Daha önceki videolarda Amerika'nın Batista'yı desteklemesinin bir hata olduğunu anlatmıştım. Daha sonra Amerika Fidel Castro'ya karşı sürgün edilenleri destekledi. Bu Kübalı göçmenler, mülteciler kesinlikle Sigmund Rhee ya da Diem'le aynı kategoriye konulamaz tabii. Çünkü onlar demokrasi arayan iyi insanlardı. Kennedy onları göstererek Fidel Castro'nun aslında o kadar popüler biri olmadığını savundu. Ama aslında Fidel Castro devrimden hemen sonra çok popülerdi. Çünkü eşitlik sağlamıştı ve Batista dışında herkes bundan çok mutluydu. Fidel Castro fakirler için çalışan ya da en azından öyle görünen karizmatik bir liderdi. Bu iyimser ortam Kennedy yönetimini Domuzlar Körfezi çıkartmasını yapmaya itti. Amerika her seferinde aynı yolu izledi. Bu da ya Amerika'nın zaferiyle sonuçlandı ya da çözümsüzlükle noktalandı. Bundan ne ders çıkartırsınız bilemiyorum. Ama bu stratejiye Soğuk Savaş döneminde çok sık rastlanmıştır. Söylenebilecek tek gerçek nokta budur.